Arkadaşlar, uzun bir ayrılıktan sonra tekrar beraberiz. Kavuşturana şükürler olsun. Yine Arnavutköy Dayak adındayız ve size muhteşem bir çiçek göstereceğim. Bu çiçeğin ne olduğunu ve nelere yaradığını bilseniz asla ve asla toplamaktan vazgeçmezsiniz. Çiçeğimizi görüyor musunuz? Bilmiyorum. Evet. Biz bu çiçeği toplayıp yağını yapacağız ve çayını yapacağız. Bu ne? Kantaron çiçeği. Sarı kantaron. Etrafta biraz daha arayalım. Bakalım. Yine toplamaya devam edelim. Evet, burada da var biraz. Bunları da toplayacağız. Sarı kantaron. Nasıl yapıldığını bilahare topladıktan sonra eve gidince sizinle beraber paylaşacağım inşallah. Şimdi toplayalım. Çok büyük şifası var. Yapım esnasında bunu size Allah nasip ederse anlatacağım inşallah. Şu anda tam zamanı, hatta zamanı geçmek üzere diyelim. Onun için çevrenizde bulursanız muhakkak toplayın. Ayrıca damar otları da var. Bunun yağını yapmıştık. Onu da bugün inşallah açacağız. Kantaron çiçeği toplamaya devam ediyoruz. Burada böğürtlenlerimiz var. Çok yakın zamanda bunlar da olacak inşallah. Şöyle. Tamamen organik. Salyangozumuz bile var, sümüklü böceğimiz. Burada da var. Bunları da almadan geçmeyelim. Arkadaşlar, 100 mililitre aldım geçenlerde aktardan. 30 lira para aldılar benden. Böyle bir çiçek, kantaron çiçeğini yani gördüğünüz zaman, bulduğunuz zaman bunu alıp 1 litre hakiki zeytinyağının içinde bunu yaptığınız zaman bunun size 1 litresi 30 liraya mal oluyor.
Evet. Bu bize bayağı yeter. Şurada da var. Onu da alalım. Yolumuzun üzerinde bazı yerlerde yine görmüştüm. Onları da toplayacağım inşallah. Evet, bayağı bir kantaronumuz oldu. Hadi bakalım, toplamaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kantaron çiçeği toplamaya devam ediyoruz. Şu anda bir çamlığın içindeyiz. Burası da maşallah kantaron bakımından oldukça zengin. Şöyle göstereyim size. Şuraya bir bakın. Maşallah, maşallah, maşallah. Her taraf kantaron. Evet. Şöyle bakın. Diken uçları da var. Buradan her zaman gelip geçiyordum ama hiç fark edememiştim. Otlar maşallah benim boyumda. Daha ilk defa fark ediyorum. Evet, İstanbul Havalimanı'nın çevresindeyiz. Çok güzel kokuyor. Ne kokuyor bilmiyorum ama yabani nane kokusu var galiba. Mükemmel bir koku sardı her tarafı. Hem çiçeklerinden hem yapraklarından faydalanacağız inşallah. Bol bulunca ne yapacağımızı şaşırdık. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Bu bize bir senelik zannedersem yeter. Evet. Evet arkadaşlar. Tekrar gerekirse tekrar alırım. Şimdi eve gidiyoruz. Hadi bakalım yağımızı yapalım. Evde görüşmek üzere.